bazı velilerin hallerinde telepati ile izah ediyorlar. Bunların durumları hakkında ne söyleyebiliriz? Bu esasen bir şey ifade etmez. Biz velilerin huzurunda oturduk, gördük. O veliler daha evvel telepati yoluyla konuşma usulünü talim etmiş, öğrenmiş değillerdir. Bize de öğretmediler esasen, kimseye de öğretmiş değillerdir. Şimdi deniz altlarında telepati usulüyle muhabere temini meselesi görüşülüyor. Ama bu usul ilim olarak telkin edilecek, onlar da iktisap edecek ve bu işi yapacaklar. Fakat tekkelerde, zaviyelerde, Turuk-ı Aliye'nin içinde inkişaf eden, insanların içinde olup biten şeylere muttali olan, nikahban olan kimselerin bu mevzuda vakıf oldukları şeyi telepatiyle izah etmek mümkün değildir. Mesela insanın içindekini izah ediyor da telepati diyoruz. Diyoruz ki ruhların birbiriyle kontak olması. Ama velayette ilk mertebe kabirleri keşfetmektir. Mezara geldiği zaman oradaki insanların durumunu söylüyor size. Mesela bu anda, şu anda dünyanın başka bir yerinde olan bir hadiseyi haber veriyor. Mesela bir vapurun battığı meselesini haber veriyor. Hiç uzağa gitmeden kendi çocukluğumda gördüğüm 100 tane vakadan 2 tanesini nakledeyim. Bir defasında o muhterem zatın huzuruna gitmiştim. Çocuktum, yanımda da bir kısım kimseler vardı. Gözleri görmeyen, hiç görmezdi gözleri, katarakt. Tekkenin önüne gittik, ben çocukluk, oradaki kapılardan bir tanesinin arasından içeriye baktım. Karpuzlar vardı. Ve içimde de haliyle bir karpuz arzusu uyandı. Bizi ne gördü ne de etti. Kapıyı açtı hemen, namaz kılıyordu belli ki. Bizi de tanımasına imkan yok, gözleri görmüyordu. İltifat ederek, içeriye gelin dedi. Ben falanı çağırayım, size bir karpuz getirsin, kestim de yiyiverim. Siz izah edin. Bir başka defa, mali ve maişet müdayakası içindeydim. Yine 3-5 arkadaşla gittim huzuruna. Ağniya vardı, oturuyorlar. Ben ona halimi arz etmedim. Elini öptüm, karşısında oturdum. Bana şöyle dedi. Ben dedi şimdi bu evladıma soru soracağım. Okuduğu Arapça kitaplarda. Bilirse hepiniz ona 10'ar lira vereceksiniz. Bu dediğim 53'lerde, 54'lerde. Bana başladı soru sordu, caminin başından, nereyi iyi biliyorsam oraları sordu. Evvela benim içimden geçen o müdayaka meselesini, ondan sonra benim iyi bildiğim yerleri sorması, tevcih etmesi, bende kanaati katiye hasıl etti ki, bizim yazılı şeyleri okuduğumuz gibi onlar kalpte yazısız olan, fakat mana halinde kaynayan duran şeyleri okuyorlar. Elindeki kese kağıdının içinde kaç tane incir var, sayar onu. Sonra der ki, herkese 3'er tane dağıt. Dağıtırsın, herkese kafi gelir, 3'er tane, 4 tane versen gelmez. Bunun gibi, şurada bulunan bardakları getir, herkese birer bardak çay ver. Bir de bardakları getirirsin, bakarsın, herkese birer tane düşer, ne artar ne de eksik kalır. Bunlar bir tane olsa izah edersin, tevafuk dersin. Ama bir mecliste 50 tane cereyan edince tevafuk demek esasen akılsızlıktır. İhsan-ı ilahidir. Kurbiyeti ilahiye mazhar olan kimseler Cenab-ı Hak, hadisin ifadesiyle gören gözü, işiten kulağı, söyleyen ağzı, tutan eli olmuştur. Mazhariyet meselesidir. İşte insanın ledünniyatını, iç alemini keşfetmek, ruhla kontak olmak. Tamamen Cenab-ı Hakk'ın ihsanının, lütfunun ifadesidir. Bizde niye yok acaba bu diyemezsiniz. Bu mevzuda talim ve terbiyeye tabi tutulan herkese Allah lütfeder. Ama kulluğa gelince kulluk prensiplerini yerine getirmekle hasıl olur. Yani insan manen terakki eder, yogi gibi esrara vakıf olur, mistik gibi çok şeyler keşfeder.
Fakat bunlarda Allah'ın rızası yoktur. Allah'ın rızası, Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselamın getirdiği esasatı harfiyen yerine getirmeye bağlıdır.